çocuklar. Bugün sizler için hazırladığım çalışmamıza başlamadan önce farklılıklarımız ve benzerliklerimiz üzerinde biraz konuşalım. Herkesin farklı yetenekleri bulunur. Örneğin kiminin resimleri iyidir, kimi bisiklete iyi biner, kimi çok iyi ip atlar. Herkesin görünüşü de birbirinden farklıdır. Kimi kısadır, kimi uzun. Hepimiz farklı yetenek ve özellikleri var. Ve bu bizi diğerlerinden ayırdığı için benzersiz yapıyor. Bu özellikleri iyi, kötü diye adlandırmak yerine farklılık olarak düşünebiliriz. Hepimiz farklı ve özeliz. Ama ortak noktamız hepimiz başkaları tarafından anlaşılmayı isteriz. Örneğin parkta bir topa hızlı ve güzel vurmak istersiniz. Ama bunu yapamadınız. Çevrenizdekilerden beceremedin lafını mı duymak istersiniz? Yoksa bir sonrakinde daha iyi yapabilirsin denilmesini mi? Bazen insanların vücutlarındaki eksiklikler de onları farklı yapar. Şimdi yapacağımız çalışmayı vücudumuzda bir duyu organımızı kullanmadan yapalım ve farklı insanların neler hissettiklerini anlayalım. Ben sizler için kumaşlar kestim. Farklı dokulara ait kumaşlar kestim. Onları hemen göstermek istiyorum. Bu kumaşların hepsi farklı doku özelliklerine sahip. Aslında bu farklılığı onlara dokunmadan da hissedebiliyorum. Gözlerim bu kumaşların farklı olduğunu hissetmemi sağlıyor. Çocuklar, bu çalışmayı gözleri kapalı denemenizi isteyeceğim. Bir göz bandı kullanabilirsiniz. Eğer evinizde hazır göz bandı varsa kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle bir şerit keserek ya da evinizdeki bir kumaşı kullanarak gözleriniz kapalı bir şekilde dokunarak kumaşların dokusunu hissetmenizi ve onları eşleştirmenizi isteyeceğim. Gözlerimiz açıkken bu kumaşları eşleştirmemiz o kadar kolay ki gözlerimizi kapattığımızda göremediğimiz için, görme duyumuzu kullanamadığımız için sadece dokunarak, hissederek bu kumaşların hangi dokuya sahip olduğunu ve diğer eşinin hangisi olduğunu bularak keyifli bir çalışma yapabilirsiniz. Merhaba çocuklar. Bugün sizler için önemli kişilerle Nasrettin Hoca'yı seçtik. Hemen tanıyalım istiyorum. Yaklaşık 8 asırdır yaşayan fıkralarıyla birlikte insanlık için dünyanın merkezinde bir mizah dehasıdır. Gülen, güldüren, düşünen fıkralarıyla birçok insanın tanıdığı Nasrettin Hoca çok eskiden Sivrihisar'da müftülük yapmış. Hoca yalnız Anadolu Türklüğünün değil, bütün Türk dünyasının, ayrıca Balkanların ve Batılıların da tebessüm kaynağı olmuş. Kişiliği Çin sınırını aşan bir boyut kazanmıştır. Fıkraları dikkatle incelendiğinde Nasrettin Hoca'nın hazır cevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay etmeyi bilen bir tip olduğu görülür. Nasrettin Hoca'dan bu kadar bahsedip fıkralarını anlatmamak olmaz. Nasrettin Hoca bir gün değirmene gider. Eşeğini bir yere bağlar, kendisi oradan ayrılır. Değirmenci eşeğin ters yönde bağlandığını görür, eşeğin yönünü çevirir. Hoca işini bitirdikten sonra eşeğin yönüne dikkat etmez. Önceki bağlandığı şekilde zannederek eşeğe biner. O sırada hocayı görenler, "Aa, hoca eşeğe ters binmiş." diyerek hocayı alaya almak isterler. Fakat hoca, "Kabahat yalnız benim mi? Eşek ters durmuş. Onun hiç mi suçu yok?
diyerek yine etrafındaki insanların gülümsetir. Bu fıkrada geçen eşeğe ters dinmiş Nasrettin Hoca heykelini Konya Akşehir'de görebilirsiniz. Sonuç olarak latife etmek güzeldir. Lakin latif olmalıdır. Şaka etmek mübahtır. Fakat aşırıya gitmeden. Sevgili çocuklar, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Sizin için hazırladığım kıtalar ve hayvanları çalışmasını sunmak için ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Sevgili çocuklar, ben dünyanın üzerine kıtaları yerleştirmek için böyle mavi bir keçe kullandım. Keçenin kenarlarını keserek biraz dünya haritasına benzetmek istedim. Benim bu şekilde kıtalar kartlarım vardı. Bugün ben onları kullanacağım. Ama sizler eğer isterseniz, evinizde bu kartlar yoksa kendiniz çizerek de kıtalarınızı oluşturabilirsiniz. Ya da yine keçeleri ya da evinizdeki renkli kumaşları kullanarak kıtaları bu şekilde oluşturabilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde bütün kıtalarımız var burada. Ve tabii ki kıtaların üzerine hayvanlar lazım. Ben tabii bir kıta üzerinde birçok hayvan yaşıyor. Ancak ben en çok bilinenlerini seçmeye çalıştım. Hemen başlamak istiyorum. Avrupa kıtası, bu geyik ayakta durmakta biraz zorlanıyor çocuklar. Avrupa kıtamıza geyikleriyle çok ünlü. O yüzden ben Avrupa kıtamın üzerine hemen bir geyiği yatıralım biz. Yerleştirdim. Ve Asya kıtamız, biz de çocuklar Asya kıtasındayız. Asya kıtası sarı renkle ifade ediliyor ve Asya kıtasında yaşayan pandalar çok ünlüler. Hemen Asya kıtamın üzerine pandamı yerleştirdim. Ve Kuzey Amerika. Sevgili çocuklar, Kuzey Amerika haritada turuncu rengiyle ifade ediliyor. Kuzey Amerika'da ayılar çok meşhur. Biz de buraya bir tane yerleştirdik. Ve geliyorum Afrika'ya. Afrika'da yine yaşayan aslında birçok hayvan var. Ancak ben çok sevdiğim de bir hayvan, zürafayı seçtim ve yerleştirdim. Hemen Güney Amerika'ya geçelim. Güney Amerika pembe renkle ifade ediliyor. Benim elimde lama hayvanım yoktu. O yüzden böyle bir kart yerleştireceğim onun üzerine. Lamayı da yerleştirdim. Ve Avustralya. Çocuklar, eminim birçoğunuz biliyorsunuz bu zıplayan hayvanlar ve yavrularını kucaklarında taşıyan, kendi keselerinde taşıyan hayvanlar kangurular. Çok meşhurlar Avustralya'da ve burada yaşıyorlar. Avustralya'ya da kanguruyu yerleştirdik ve geldik Antarktika'ya. Antarktika'da yaşayan tabii ki penguenlerimiz var. Ben yakından penguen görme şansına sahip oldum. Gerçekten çok sevimli hayvanlar. Umarım siz de bu fırsatı yakalarsınız ve yakından görebilirsiniz. Bir akvaryumda görmüştüm. Tabii ki Antarktika'ya gitmedim. Ve kutup ayısı. Kutup ayısı da çocuklar Antarktika'da yaşıyor. Biraz büyük bir hayvan aslında. Ben belgesellerde çok izliyorum. Umarım siz de belgesellerde hayvanları daha yakından tanıma fırsatı bulursunuz ve bu güzel çalışmayı evinizde hazırlarsınız. Sevgili anne babalar, kozmik eğitim çalışmaları çocuğa üzerinde yaşadığı dünya hakkında gerçek bilgiler verir. Hazırladığımız kıtalar ve hayvanları aracımız ise somuttan soyuta ilkesi doğrultusunda çocuklar kıtaları ve okyanusları tanıyarak yaşadıkları dünyanın ve çevrenin farkına varırlar. Her bir kıtaya ait 3 boyutlu hayvan figürlerini uygun kıtanın üzerine yerleştirerek coğrafya ve biyoloji arasında bağlantı kurarlar. Böylece çocuklar pek çok hayvanın doğal yaşam alanlarını da öğrenir.
Bugün çalışmamız bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili çocuklar, merhaba. Sizler için hazırladığım yeni bir çalışmayla yine birlikteyiz. Bugün ada ve göller nasıl oluşur sorusunun cevabını birlikte bulacağız. Size hemen ada ve göller hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Suyla çevrelenmiş ve başka bir kara parçasıyla bağlantısı olmayan kara parçalarına ada denir. Dünya üzerinde binlerce ada vardır. Bu adalar zaman içinde farklı doğa olayları sonucunda oluşmuşlar. Hala da oluşmaya, değişmeye devam ediyorlar. Hemen göle bakalım. Göl nasıl oluşur? Dağ oluşumu sırasında kırılmalar, çökmeler sonucunda çukur alanlar oluşur. Karalar üzerindeki çukur yerleri veya çanakları dolduran su kütlelerine göl adı verilir. Şimdi benim elimde iki materyalim var. Bir tanesi adayı ifade ediyor. Bir tanesi gölü ifade ediyor. Yine küçük sürahimde mavi suyum var. Şimdi suyumu bu materyalime doldurarak adanın etrafı suyla dolduğunda nasıl ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Hemen diğer materyalime geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir çukur oluşmuş. Biraz önce söylediğimiz gibi kırılmalar sonucunda bir çanak oluşmuş. Ve yağmur suları ya da farklı sularla dolan bu çukur zamanla göl halini alıyor. Peki, vildanı öğretmen, bizim evde bu materyallerimiz yok. Biz bu çalışmayı nasıl yapabiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Hemen sizler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz ada ve göl materyalleri hazırladım. Göstermek istiyorum. Bir cam kap içerisine herhangi bir hamur kullanabilirsiniz. Evde yaptığınız kendi hamurunuzu da kullanabilirsiniz. Ben seramik hamuru tercih ettim. Hatta üzerine de adamın üzerine de böyle daha sevimli olsun diye bitkiler yerleştirdim. Ve bu kapıma da siz daha güzel göller yapabilirsiniz aslında. Ben bu kadar yapabildim. Şimdi aynı çalışmayı burada da deneyelim. Gerçekten çok keyifli. Hatta bu evde yaptığımız görüntü daha da güzel gerçekten. Tam bir adaya benzedi. Ben çalışmamızı yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de evlerinizde bu çalışmalardan hazırlar ve uygularsınız. Sevgili çocuklar, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.